Değerli dostlar, bugün de sizlere yakın tarihimizin bir başka Talat Paşası'ndan, Albay Talat Aydemir'den bahsetmek istiyorum. Albay Talat Aydemir, Türkiye'nin yakın tarihine darbeleriyle, darbe girişimleriyle geçmiş bir şahıstır. Türkiye, 27 Mayıs 1960 darbesine giderken, Demokrat Parti iktidarını devirmek üzere 50 civarında askeri junta kurulmuştu. Bunlardan bir kısmı birbirinden haberli, bir kısmı da birbirinden haberi olmayan juntalardı. İşte bu juntalardan birinin başkanı da Albay Talat Aydemir'di. Nitekim 27 Mayıs 1960 günü Türkiye'nin demokratik hayatı bir büyük darbeyle sarsıldı. Darbeciler, juntacılar halkın oylarıyla seçilmiş Demokrat Parti iktidarını devirdiler ve Türkiye'nin siyasi şahıslarını, yönetenlerini Yassıada'da bir mahkemede yargıladılar ve bir kısmını idama mahkum ettiler, idamla cezalandırdılar, bir kısmını da Kayseri cezaevine gönderdiler. Çok büyük bir dram yaşanmıştır 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından. Ancak Talat Aydemir ile ilgili gelişme bir başka şekilde cereyan etmiştir. 27 Mayıs 1960 darbesi yapılırken Talat Aydemir o sırada Kore'de bir dış görevde bulunuyordu. Dolayısıyla 27 Mayıs 1960 darbesinin nimetlerinden, görev dağılımından Albay Talat Aydemir istifade edememiştir. Kendisi çok moda tabirle megaloman bir şahıs olduğu için, kendisine verilen görevleri de beğenmediği için o günden sonra bu darbenin amaçları yerini bulmadı, darbe hedefine ulaşmadı diye sağda solda her yerde bir propaganda başlatmıştır. Nitekim kendisine bir süre sonra bir sus payı sadedinde harp okulu komutanlığı verilir. Ancak Talat Aydemir'in hırsı devam etmektedir. Ve 17 Eylül 1961 günü darbenin ardından ilk seçim gerçekleştirilir. Ve halk hiç yapamadığı şeyi sandıkta yapar ve Demokrat Parti ile darbeyle devrilen Demokrat Parti'nin yerine kullanan Adalet Partisi'ni iktidara getirecek şekilde oylarını oraya verir. Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ise yeterince oy alamaz. Ancak askerler devreye girerler ve bu seçim yerini hedefine bulmamıştır diyerek 21 Ekim'de bir protokol imzalatırlar ve 21 Ekim protokolü gereği daha az oy almış, seçimlerden daha az oy almış İnönü'nün başbakanlığında Adalet Partisi'nin desteğiyle yeni bir hükümet kurulur. Yani yaşanan olay ilginçtir. 27 Mayıs 1960'ta Demokrat Parti devrilmiştir. Devrilen şahıslar yargılanmıştır. Bir yıl sonra yeni bir seçim yapılmıştır. Yapılan yeni seçimle Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi daha çok oy aldığı halde askerler yeniden siyasi hayata, generaller müdahale ederler ve Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi'ni iktidara getirmezler. Seçimlerden yenik çıkan İsmet İnönü'yü iktidara getirirler. Ancak Talat Aydemir'in junta girişimleri sağda solda seçimler yerini bulmadı, yapılan darbe hedeflerine ulaşmadı, devam etmektedir, söylemi devam etmektedir. Nitekim bu söylemlerle hareket eden Talat Aydemir, 22 Şubat 1961 günü başında bulunduğu Harp Akademisi'nin öğrencileriyle bir darbeye kalkışır. Darbe sırasında Harp Okulu askeri birlikler tarafından kuşatılır. Hava Kuvvetleri Komutanı olan Muhsin Batur'un komutasındaki jetler Harp Okulu'nu bombalarlar. Ankara'da bayağı bir iç savaş yaşanır. İç savaşın ardından Talat Aydemir aynı bir karar vererek sulh yapalım diye karar verir. Sulh teklifini kabul eder. Bunun üzerine bir pazarlık yapılır. İsmet İnönü de eğer siz silahları bırakırsanız biz sizi affedeceğiz denilir. Esasen o günkü mer'i ceza kanununa göre ülkenin iktidarını devirmek üzere harekete geçen insanları affetmek mümkün değildir. Bunlar ancak idamla cezalandırılması gerekmektedir. Ancak o gün böyle bir pazarlık yapılır ve bu pazarlık cari olur. Ancak Talat Aydemir uslanmamıştır. Harp Okulu komutanlığından emekliye sevk edilmiş olmasına rağmen Harp Okulu öğrencileriyle
irtibatını devam ettirmektedir. Yeni bir darbe girişimi üzere planlarını devam ettirmektedir. Bugünlerde Talat Aydemir bir gazeteye çok tarihi bir beyanat verir ve bu tarihi beyanatta onun sonu olur. Talat Aydemir şöyle der: "Ben anladım ki İsmet Paşa'nın, yani İsmet İnönü'nün şöhreti zekasından daha büyükmüş." Bütün tarihi bilgilere göre İsmet İnönü'nün çok kindar bir şahıs olduğu kayıtlarda yer almaktadır. Talat Aydemir bu sözü söylediğinden dolayı artık İsmet Paşa'nın hedefinde kendine yerini bulmuştur. O günlerde çeşitli siyasi kişilerle görüşmeler yaparak yeni bir darbe hazırlığına girişen Talat Aydemir bu kez 21 Mayıs 1963 günü Ankara'da yeni bir darbeye kalkışır. Ancak bu darbe girişimi de başarısız olur ve kendisiyle birlikte darbeye kalkışan binbaşı Fethi Gürcan'la birlikte yargılanır. Bu yargılanması sırasında ilginç bir olay olur. Talat Aydemir kendisini yargılayan mahkemeye, "Siz beni anayasaya aykırı davranmakla suçluyorsunuz. Siz beni nasıl böyle bir iddiayla suçlarsınız? Ben bu anayasa kabul olsun diye, o zaman Giresun'da bölük komutanıydım, jandarma genel komutanıydım. Bazı kişilerin göğsünde sigara söndürdüm onları ikna etmek için bu anayasaya oy versinler diye. Siz şimdi beni bu anayasaya aykırı davranmakla suçluyorsunuz" diye böyle bir beyanatta bulunur. Ama yargılanır ve artık bu kez affedilmez, idamına karar verilir ve Talat Aydemir bu girişiminin ardından Ankara'da idam edilerek cezalandırılır. Bir hatıratta okuduğuma göre, malumunuz, idam edilmeden kişilere son istekleri sorulmakta. Hatta bir hoca isterse bu hoca tarafından kendisine dini telkinatta bulunmaktadır. Bu okuduğum kayda göre Talat Aydemir'in en son idama gitmeden önce hoca istemediğine dair de, hocayla birlikte bir dini telkinat istemediğine dair de bir kayıta rastlamış bulunmaktayım.